Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine getirilen Ahıska Türk'ü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan açılan halı dokuma kursunda hem meslek ediniyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi geçen yıl Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türk'ü Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Burada valilik koordinesinde vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken Halk Eğitim Merkezi tarafından kurslar açıldı. Bu çerçevede halı dokuma kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünlerin satılmasıyla aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Ukrayna'dan geldik, savaştan. Bunda halı dokuyoruz. Hocamız sağ olsun yardımcı oluyor. İyi mi kötü mü para kazanıyoruz çocuklarımız için. Eşlerimiz Ukrayna'da kaldı, savaşta. Gelemiyorlar. Bizler bundayık. Burada halı kursunu geziyoruz, öğreniyoruz. Hocamız sağ olsun öğretiyor. Hem aileye katkıda bulunuyoruz. İlk defa. Zordu, öğrendik. Artık biliyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, Halk Eğitim Merkezi olarak Ahıska Türk'ü vatandaşların eğitim ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Tabii ki gelen soydaşlarımızın, misafirlerimizin çeşitli ihtiyaçları vardı. Bunlardan biri de eğitim ihtiyacı. Şu anda da halı kursu, bu yıl 2022-2023 eğitim öğretim yılında da halı kursunu açtık. Burada Ukrayna'dan gelen Ahıska Türk'ü soydaşlarımız el becerilerini geliştiriyorlar. Hereke halı dokuyorlar bu kursumuzda. Hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Biz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yaz döneminde 9 kursumuz vardı. Şu anda 5 kursumuz var merkezimizde.